Şimdi yılanın üstüne gidelim. İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar gelen en eski anıt bu. Hipodrom için ne demiştim? Bizans'tan günümüze kalan en eski Bizans yapısı. Bu burmalı sütun, yılanlı sütun ise İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar gelen en eski anıtı. Yunanistan'daki Delphi Apollon tapınağından getirilmiş bu bir anıt. Üç piton yılanı daha doğrusu birbirine dolanmış olarak tasvir edilmiş. Yılanlı sütun çok önemli bir eser aslında. 31 Yunan şehir devletinin Perslere karşı verdikleri M.Ö. 479 yılındaki Plataea Savaşı'nı kazanmaları onuruna yapılmış. Dediğim gibi muazzam bir eser aslında. Bu eser için minnetlerini bildirmek isteyen Delfinler, Apollon'u bir piton yılanı ile yaptığı mücadeleden gönderme yaparak anıtın formunu yılanlardan oluşturmuşlar ve gövde üzerine savaşı kazanan 31 koloninin ismini bronza kazımışlar. Eserin boyu 535 santim. Sütunun bugünkü 29 kıvrımını görebiliyoruz sadece. Bugün 29 kıvrımını var. Milattan sonra 1204 yılında, demin bahsetmiştim, Haçlılar Konstantinopolis'i yağmalıyorlar. 4. Haçlı Seferi sırasında. İşte kiliseler, saraylar, meydanlar, artık aklınıza ne gelirse talan ediliyor. Eserler yerlerinden sökülüp götürülüyor. İşte bir kısmı eritiliyor bu bronz eserlerin. Bu bronz eserin yağmadan kurtulmasının sebebi o dönemde çeşme olarak kullanılmış olması. En azından böyle bir düşünce var. Bu eser çeşme olarak kullanıldığı için, yani faydalı bir eser olduğu için o dönemde sökülmemiş. Bu tarihten, yani 1204'ten sonra ise daha ne kadar çeşme olarak kullanıldığı bilinmiyor. Bu kısım çok ilginç aslında. Sütunun öldürülen Pers askerlerinin kalkan ve silahlarından yapıldığı düşünülüyor. Muharebenin kahramanı Sparta kralı Pausanias'ın anıtın kaidesi üzerine kendi zaferini kendisinin zaferin tek kahramanı olarak gösteren bir yazıt yazdırmış. Fakat kısa süre sonra gelen itirazlardan sonra da bu yazıt silinmiş. Onun yerine de 31 Perslerin yenilmesinde rol oynayan 31 devletin ismi yazılmış. Şu anda o isimler ben görebiliyorum buradan ama Grek alfabesi, Lakonya alfabesiyle yazılmış. Yani videodan gözükmesi imkansız gibi. Buraya gelirseniz görebilirsiniz. Sütun 1. Konstantin tarafından, yani Büyük Konstantin tarafından buraya getirtilmiş. Daha doğrusu İstanbul'a getirtilmiş. Buraya sonradan yerleştiriliyor. İlk başlarda hipodrom civarında bir yerdeymiş. Ancak geç Bizans döneminde sütun bugünkü yerine oturtulmuş. Sütunun üzerinde 3 piton yılanın iç içe geçtiğine göre bunların başlarının olması lazım. Daha da yüksek hatta şöyle bir yerlerde. Yılan başlarının tam olarak ne zaman koptuğu saptanamıyor. Kaybolan başlardan birisi üst çenesi ve üst başın üst yarısına ait kısmı Ayasofya'yı onaran mimar Kosaki 1841 yılında buluyor. Ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim ediyor. Bu yılan başını eğer bugün giderseniz İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonu'nda görebilirsiniz. Ben biraz önce gittim, gördüm. Gerçekten etkileyici, güzel bir var. Daha önce de görmüştüm. Çocuklar gidiyor. Neyse, Evliya Çelebi'ye göre yılanların, çıyanların ve akreplerin İstanbul'a çok uğramamasının sebebi bu yılanlı sütunmuş. Bu yılanlı sütunun tılsımlı olduğuna inanılırmış. Bir söylentiye göre de Yenişehir'in biri yılanların başını koparmış ve o zamandan beri de İstanbul'da bu tür hayvanlar çoğalmış ve insanlara musallat olmaya başlamışlar. Yılanlı sütun çeşitli Türk kaynaklarında koruyucu nitelikli bir tılsım olarak geçiyor. Ve bu inancın Bizans'tan aslında Osmanlı'dan da günümüze geçtiği düşünülüyor. Çünkü 19. yüzyıl ortalarında 1850'lerde sütunun çevresinde kazı esnasında sütunun içerisindeki, bakın bayağı derin,
şifa niyetine atılmış niyet taşlarıyla dolu bir dolgu bulunuyor. Yani pagan adetlerinin aslında ne kadar uzun süre devam ettiğini buradan da anlayabiliyoruz. Yani Hristiyan olsun, Bizans dönemindeki, yani Bizans dönemi Hristiyanlar, Osmanlı dönemi Müslümanları buraya gelmişler ve sütuna niyet taşları atmışlar.